Hepinize merhaba sevgili Mebular. Uruz'un yeni bölümüne hoş geldiniz. En son bölümde maceramıza başlamıştık. Uruz'un hatası yüzünden babasının dayak yemesini görmüştük. Kendisinin paspas oluşunu görmüştük. Ama daha sonra annesinin ve diğer beyliklerin yardımıyla kurtulmuştu. Ayrıca Acun abinin görevlerini yaparak Acun abi Almanya'dan geliyorum dedik. Ve bize kılıcımızı kalkanımızı verdi. Şimdi anneme ve babama görünmek istiyorum. Baban bizi görünce haber ediyordu ki oğlum gözüme gözükme. Aslan oğlum benim. Şimdi başımın bahtı, evimin tahtı babanın gönlünü alman lazım. Karagöne'ye git. O sana yardım edecek. Karagöne bu muydu? Evet. Elin var olsun yeğenim. Artık yiğitliğini yeniden ispatladın. Şimdi babanın yanına git. Senin yanına niye geldin? Babamın yanına gitseydim direkt. Ben senden daha rütbeli değil miyim yani şey olarak? Beyin oğlu olarak. Oradan bir şeyimiz yok mu? Artımız. Uruz. Oğul Uruz, hey oğul sözümden çıktın, bağrımı yaktın. Yaktın deseydi ona da. Ama görürüm ki şol güzel gecede okunu kılıcını yeniden kazanmış ve hak etmişsin. Basacağım ama yanlışlıkla oyun adamın şeyini bozdum. Adam bir şey anlatırken kılıcı savurmaya başladım ve bir daha sinirlenecek bana. Çavuşun dediğine göre Karatekur'un adamlarından 40 tanesini hala bir kalede saklanırmış. Çavuşa git, onun adamlarını al. O kalede taş üstünde taş, baş üstünde baş, koma Uruz. Kaledeki bütün kara askerleri etkisiz hale getir. Uruz. Beni gururlandır oğul. Kara kaleye akın et Uruz. Kazan Bey'in gözüne girmek. Yeni görev aldın. Ama yeni görev nerede? Çavuş nerede ki? Akoba'nın en batısında. Tam sol tarafta demek o. Kazan Bey'in gönlünü alacağız zaten. Bir derdimiz de o. Oyunun hala beğenmediğim yeri arayüzü. Oyunun yabancılar tarafından eleştirilerini görmek istedim, tamam mı? Yabancı biri oynarken ne düşünüyor diye bakmayı çok istedim. Ama ne kadar İngilizce yazarsam yazayım Google'a, YouTube'a bir türlü bunu bulamadım. Çünkü herkes Türkler oynadığı için hep oyuna çıkıyor. İşte yazıyorsun Uruz Return of the Erkişi, Gameplay, Review, First Look. Hep Türkler çıkıyor. Yabancılar hiç çıkmıyor. Kimse oynamamış yabancılardan bunu. Puanlamasına bakıyorsun. Genelde orada da Türkler puan vermiş ve taraflı baktıkları için çok fazla puan vermişler. O yüzden bu oyunun Metacritic'teki puanı 8.8. Çok bence. Ya mesela biz yaptık diye mesela puan vereceğimiz zaman 10 veriyoruz direkt. Yani biraz tabii ki bu oyun sektörüne geride olduğumuz için ne yapsak desteklemeye çalışıyoruz. O yüzden yani doğru dürüst bir eleştiri görmüş olmadım. Çavuşu buldum. Be hey Uruz. Kazan Bey'in emrini biliriz. Kazan Bey'in emrine göre hareket ederiz. Sen de hazırsan cenk ide ölüm. Namımız artsın. Kımızımızla şerbeti heybenden eksik etmeyesin. Çünkü bunlar yiğit bir savaşçının heybesinden eksik etmediği eşyalarıdır. Hazır olunca hemen yanındaki ata binersin. Karakale'ye gidiyoruz. Hazır mısın? Ata bineceğim ama benim okum yok mesela. Şeyden çok. Önce bir ok alsam daha iyi olur ve bayağı param varken ok alayım. Karakter arkada yürümeye devam ediyor. Bu çok can sıkıcı bir şey. Buradan bir şey alamıyor muyum? Nasıl ok alacağım? Heh. Buraya basmam gerekiyormuş. Buraya gelince olmuyor. Buraya geleceğim. Fareyi buraya getiriyorum şu an. Yani diğer taraftayım. Olmuyor. Fare senin üzerine gelirse onun üzerine oluyor. Biraz yavaş çalışıyor dükkan sanki bir de. Bir 50 okumuz olsun. Başka bir şey alma şansım yok zaten. O kadar param kalmadı. Zaten bir de 2000'den falan başladığı için her şey. Kapatma tuşu çok saçma bir yerdeymiş. İki tane kımızım var. Herhalde yeter. Tüylerim var. Tüyler bir işe yaramıyor. Zehrin etkisini silebiliyorum. Bir de can basabiliyorum. Can doldurabiliyorum. Bir nebze. Bir dakika ama galiba doğa şey taşına gidersen bu bitiklerimi kullanabiliyordum. Bitigin bir tane var. Zehrin etkisini azaltır. Gittiğim yerde ateş atarlar bana bilmiyorum. Heybene yuva ekler. Şu an ona ihtiyacım yok. Şu an hasara ihtiyacım var. Bütün silahlara %10 hasar ekler. Adam kesmeye gidiyorken tabii ki hasarı eksik etmemek gerekiyor. Bindim ata. Karakale'ye doğru gidiyorum. Karakale bulundu. Nasıl bir fight sistemi olacak oyunda şimdi? Düşmanlar dalga dalga üzerime gelecek ve ben beat 'em up gibi mi olacak? Hack and slash gibi mi? Birbirimi döveceğim. Boss fight gibi bir şey mi olacak? Bu oyunda boss fight yapabileceğimi zannetmiyorum. Ne bileyim kontrollere hala o kadar alışamadım. Oo oo 40 düşman ve hepsini kesmem mi gerekiyor? Çok fazla bence. Bir tuhaf bir animasyon oldu orada. Neft. Kemerde taşınabilen bir patlayıcı. Kemerden atınca bir süre sonra patlar. Bunu almam gerekiyor. Bunu da almam gerekiyor. Ama önce bir şeyi bırakmam gerekiyor. Tüy attım adamın üzerine. Bunu aldım. Bunu seçelim hatta. İleri doğru atacağım ileride. Böyle ok atabiliyorduk. Oku boş ver. Friendly Fire var mı acaba ya? 10 canım gitmiş oldu. 3 nazar boncuğu düşürdüm. Ben ok atarak daha mutlu olabilirdim düşman kesmeden. Ok ne kadar vuruyor acaba?
Ok 7 vuruyor. Çok az vuruyor ok ya. Normal okçum biraz daha çok vuruyor. Kenardan bir içelim, canımızı dolduralım. Tarkan diye başarım kazandım ayrıca. Galiba düşman kesmekle alakalı bir şeydi bu. Ne vuruyor bana abi? Dostlarım mı bana vuruyor? Ne oluyor? Düz vurursam 12 vuruyorum. Ok atarsam. Ok atınca kafasına bir şey takıyor sanki dedim. Pelerinin kafasına mı doluyor acaba? Yok abi, dövüşe ben hala alışamadım bu oyunda. Bir daha şey yapacağım şuradan. Patlayıcı yine vermiş oyun bana. Keşke kullansaydım patlayıcıyı. Patlayıcıyı kullanacağım ya. Nasıl kullanıyorduk? Shift E yapıyorduk. Shift E yapıyorduk. Shift E yapmıyor muyduk ya? Tem seçili. Ha şimdi atıyor, tamam. Atıyor mu şu an? Atıyor olmasa. Ters tarafa attım. Şunlardan yine al. Alsana. Niye bırakıyor şu an elimdekileri? Ha, kullanmışım ben yanlışlıkla gidip. Alamıyorum abi. E ile alması gerekiyor normalde. Almıyor ama. Yanlış mı yapıyorum? Şu an güçlendirmelerimi falan boşa harcadım ama bu yerdekini almıyor mesela nedense. Atacağı zaman atıyor ama. Attım bombayı. Bomba da çok vurmuyormuş. Yani alsana yerdekini, niye almıyor ki, anlamadım. Allah Allah. Yanlış bir şey mi yapıyorum acaba? Canı da dolduramıyorum. Pınar tükendi herhalde. Bir dövüşemeyi deneyelim ya. Şey yapacağımızda, kaçacağımızda saçma sapan. Gelmeyin lan. Ya şeyi çok anlamıyorum. Canım gitti mi gitmedi mi? Baksana adamlar sanki yerine takılmış gibi oluyor arada bir. Ya bu oyunun sıkıntısı mı yoksa ben mi yanlış bir şey yapıyorum acaba, anlamadım. Yerden item nasıl alıyorduk ya? 28 düşman kaldı. Ben buna alışamazsam bu oyunu nasıl oynayacağımı çok merak ediyorum. Bak yerde item var. Şimdi aldı. Az önce niye almadı? Az önce de E'ye basıyordum. Allah Allah. Adamı göremedim. Ağacın arkasındaymış. Ne yapıyorsun abi? Sen yürümüyorsun ki. Seviye atladın. Yeni seviyen 6. Seviye atlayınca canın doluyor mu? Buradaki ne? Bir şey değil herhalde. Sadece öyle bir detay. Baksana vura vura adam ölür mü lan bu oyunda? Bir sağ tıklarsam. Hayır, shift'e sağ tıklarsam. Bombayı atıyor. Attım. Bomba bayağı vuruyor. Bombayı kullanmam gerekiyor sadece herhalde düşmanlara karşı. Pınar'ı bir daha içmeyi deneyelim. Sonuçta su orada duruyor. Yok, Pınar tükenmiş. Tamam. Pınar'ı içemememin sebebi Pınar'ın tükenmiş olması. Savaş çok iyi yapamadım. Ya çok kötü oldu bu. İtemi değiştir. İtemi atmam gerekiyor. İtemi atmam gerekiyor da. Adamlar beni bekliyor. Öl artık. Ne olur kafana atıyorum bak, daha çok olması gerekiyor bence. 21 vuruyor bunu. Herhalde kafadan vurunca 21 mi vuruyor? Bombayı atmak istiyorum ben ama. Biraz vurdu en azından. Hiç vurmasa üzülecektim. Canımı doldurma şansım kalmadı galiba. Ya ölürsem oyun başa atacak diye çok korkuyorum. Savaş kısmını beceremediğim için tekrardan yapmak istemem. Okla böyle yavaş yavaş kafadan vura vura. Bak 21 vurdum ben. Kafadan tam güçle vurursam 21 vuruyor galiba. 24 düşman kalmış. Her tarafa ok atıyorsun. Ya şu adamın canı hiçbir şey lan. 25 canım kaldı ya. 25 canım kaldı. Okçular ok atmayın. Oku bırakıp dönmeye çalışırken oku ters tarafa atmış olmam az önce. Peki buna ne diyorsunuz? O ne yukarıdaki ya? Ben ona takılıyorum ama o bir şey değil. Tamam, burada bunları kesmek kolay. Çünkü bu adamlar salak olduğu için ok atmıyor diyecektim uzaklaşınca. Ben atıyorlarmış. Şu can verse ne olur peki şu düşen şey? Vermiyor. Abi atmayın şu oku, atmayın. Gözüme geliyor, canımı yakıyor ya. Of. Pınar da yok. Kas tüyünü alayım bari, kullanırım belki. Yerde kalmasın. Az önce yanlış kullandım itemleri ya. Kombatta çok mal oldum. Biraz oyunun kontrollerine alışamadığım için. Biraz da oyunun kontrolleri ayrıksı olduğu için.
19 düşman kaldı. 16 okum var benim. Her okla birini öldürmem gerekiyor. Bunlar bir şey olmuyor. Ölünce ne olduğunu o kadar çok merak ediyorum ki. Birazdan öğreneceğiz büyük ihtimalle. 15 canım kaldı. 16 canım kaldı. Nasıl ya? Canım arttı. Canım artıyor. Nasıl artıyor canım? Keşke düşmanlardan düşen şeyler canımızı doldursa. Belki vardır bu talent ağacımızı da almak gerekiyordu. Benim adamlarım vardı. Onlar yok ortalıkta. Ben onları satıp gitmiş olabilir miyim? Olabilirim. Okum kalmadı bu arada. Okum kalmadı artık. Ve oyun sesi ne kadar çıkıyor? Hiç çıkmıyor oyun sesi. Değil mi? Müzik çalıyor. O şeyi patlatsam çok iyi olur da nasıl patlatacağım ki? Yanlışlıkla fıçıya vurmak istemiyorum. Fıçıya vurmak istemiyorum dedim ama yanlışlıkla. Aa, öldüm ve direkt ölüm ekranı geldi. Abi 40 düşmanı baştan kesmem gerekiyor. Çok kötüymüş. Ok verecek miydi? 70 okum var. Okey, en azından oku fullemiş oldu. Tabii ki bu sefer savaşın sonuna kadar atlatacağım yani. Baştan hepsini kesmemi görmenize gerek yok. Bu sefer itemleri düzgün kullanacağım tabii ki. Tamam, yukarıdaki şeyin ne olduğunu da çözdüm. Bu sefer kombat da birazcık daha yardım. Eğer bunu vurursam yukarıdan aşağı ateş dökülüyor. Düşmanları öldürmenin bir sürü yolu var yani oyunda. Ben birazcık cahil cahil daldığım için bayağı uğraştım. Aşağı ilk bombaları almayı unuttum. Onları da alayım, öyle gideyim. Bomba atabilirim artık. 23 düşman kaldı. Bu sefer biraz daha iyi oynadım. En azından. Lan ölsene, senin canın yok ki. Ha, blok yapıyor. Canım durduğum yerde doluyor galiba. Bomba attım, bomba hepsini öldürdü, temiz oldu. Canım 22. Canım 22, ok kullanabiliriz gerçi buradan sonrasında. Temiz. Bu sefer bayağı okum var ya. Boş harcamadım çünkü oklar az önceki gibi. Şu arkadakinin canı az, ona bir tane atsan. Yok, atamadım. Aradan onu atayım dedim, onu da boşa attım. Savaşa biraz daha kesinlikle alışmak gerekiyor. Şu adamlar şuraya gelirse yukarıya ateş edip şu şeyi üzerlerine ateş atayım. Bak mesela yanıyor, gördünüz, cayır cayır yandı adam. Yani bir insan kendi kalesine niye böyle bir şey yapar onu anlamadım ama galiba düşmanlar gelmesin diye yapmışlar. Ama düşmanlar kullanıyor onu bence. Büyük bir fail var burada. Ayrıca hiç vuruş hissiyatı yok oyunda. Bilmiyorum, aradığınız bir şey mi böyle oyunlardan bilmiyorum ama bence yani olsa daha hoş olabilirdi. Bir tane daha bomba var, onu kullanalım. Niye atmadı? Niye atmadı? Atması gerekiyordu. Oha! Uruz, oha! O kadar güçlü atmana gerek yoktu. Kiting. Benim adamlarım direkt ölmese çok daha güzel olacaktı her şey. Onlar hemen ölüyor her türlü. Onları kurtarmanın yolunu bulamadım. Canım yavaş yavaş doluyor ya. Birazcık geriye gidip kayıtlaya kayıtlaya. Ben karpuz kesmeyi özledim ama. Oyun zormuş beklediğimden. Challenge beklemiyordum bu kadar bu oyundan. Ya nasıl kaçıyor abi? Biraz yardımcı ol bana. Hitbox'ını geniş yap şu düşmanların. Okum bitecek. Mal gibi kalacağım. Son darbeyi ver, kılıçla vurayım da. Pınara geri dönebilsem keşke ya. Arada canım dolduracak bir sistem çok hoşuma giderdi. Ama düşman kalesinde saçma olurdu. Böyle canım dolduracak sistemler koymaları. Ok kaldı mı? Şeyi patlattım, gördünüz mü? Çok iyi taktik değil miydi? Bunu kullansak. Şeyi kullanamıyormuş. Şunu kullan, kımızı. Ne oluyor kımızda? Saldırı gücüm artıyor. Hemen böyle vur kaç. Vur kaç. Vur 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 kaç. Vur 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 vur. Kaç. Vura 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 vura. Vur canım, maçları gerçekten güzel değil. Ve yani şu kalenin savaşı bu kadar uzun sürüyorsa ileride zorlu savaşları yani hayal edemiyorum. Ama herhalde alışmış olurum o zaman ya oyuna. Hop. Bak biraz daha mesela şimdi alıştım. Az önce mesela çok ölüyordum. İlk oynadığımda özellikle direkt öldüm. Ama bütün bölümün yani sadece bir kale savaşıyla geçmesi beni üzdü yani. Uzun sürsün istemiyordum oyun. Hani 10 bölümden aşağı olsun ki başka oyunlarda oynayabilirim kanalda. Ben vurduğum sürece adamlar bana vuramıyor galiba. Çünkü biraz geri gitmeye uğraşıyorlar ve bayağı param oldu abi. Ben beylikteyken para kazanmamışım yani doğru dürüst. Şu an öyle bir para geçti ki elime. Pınar var burada. Artık daha sağlıklı. Okçular yakından bir şey yapamıyor ya. Mal oluyorlar.
Şöyle sıkıştırmışken hepsini bir öldürmenin yolu. Görebilsem keşke vurduğum düşmanları. Kontrol ekranından geçebiliyorum. Birazcık uğraşacağız. 8 düşman kaldı zaten. Bitmek üzere. Dayanın arkadaşlar. Öl işte, öl işte, öl işte, öl işte. Kutlu vuruş yaptık. Herde kritik vuruş oluyor. Ya düşmanlardan can çıksa diğer kanalda şu an oynadığımız oyunlar gibi. Adamlar resmen güneşi kapatıyor oklarıyla ya. Perslerin Spartalılara yaptığını yapıyor. O zaman ben de gölgede savaşırım dostum. Öldün ya. Orada birileri öldü. Orada herkes öldü. Sadece bu ikisi kaldı. Hı, aşağı indirebildim. Ha, çok hızlıyım. Dark Souls. Güvercin stili. 17 canım var. Biraz kaçsam mı? Sadece ikisi kaldı ya. Ölürsem çok üzülürüm ama buradan. Geberdin lan, geberin. Siz beni paspas yapan adamların adamlarısınız. Heh, oyun kaydedildi. The Merchant diye başarım kazandık ve direkt kaleye döndük. Direkt kendi obamıza döndük. Obamıza mı döndük denir? Otağımıza döndük. E, şey olaydı abi, hani... Bir sinematik falan hani aldığıma dair bir şeyler gösterdim. Çünkü savaş çok uzun sürdü. Yorucuydu yer benim için. Ne kutlu bir gece. Her zaman bu gece ve zaferimiz hatırlanacak. İyi, o zaman gidiyorum. Babam herhalde beni gördüğüne sevinir mi artık? Yoksa yine gözüme görünme uruz mu der? Bitiklerimizi harcayalım. Hasara ihtiyacım olduğunu kesinlikle çok fazla fazla anladım abi. Çünkü yetmiyor yani. Temel zarar 3 artırır, ok atış hızını artırır, kritik vuruş şansını yükseltir. Bak çok iyiymiş bu. Her başarılı vuruş düşmandan can emeri kesinlikle almak istiyor. Önceki bitikleri açmadan bunu alamazsın. Hmm, üzdü, bunları da almam gerekiyor yani. Ok atış hızını artırır, kritik vuruş şansını yükseltir. Oku zaten çok hızlı atabiliyorum. Ama boşa. O konuda üzerime yok. O yüzden onu almama gerek olduğunu düşünmüyorum. Görev ne diyor? Kazan Bey'in gözüne girdim herhalde ya. 40 düşman öldürdüm. 40 düşmanın 40'ını da ben öldürdüm. En azından adamların birkaç tane öldüreydi ya. Bilemedim yani o konuda ne olacağını. Uruz, bu at bu iyi de kutlu olsun. Uruz oğul neler oluyor? Bu da nesi böyle? Orada sinematik girdi. O gece tam tören başlamışken birdenbire yerler titremeye, gök gürlemeye başladı. Bu müzik çok iyi mesela. Şey, telifsiz dombura. Bu daha çok çalmalı. Savaşta mesela müzik yoktu doğru dürüst. O beni biraz şaşırttı, beklemiyordum. Bu son boss gibi bir şey olacak galiba ya. Ay kızıla büründü. Oğuz ülkesindeki kamlar da buna şahit oldular. Kam ne demek bilmiyorum. Yani İngilizce kam diye bir kelime var. Hoş bir şey değil. Nasıl oldu bilinmez ama efsanelerde anlatılan Tamun'un öfkesi yer altından yer üstüne çıktı. İblisler geldi. Kazan Bey ve adamları yer altından gelen zebanilerle mücadele etmeye çalışsa da yapacakları fazla bir şey yoktu. Sonunda zebanilere ruhlarını çaldırdılar ve ruhsuz bedenleri taşa dönüştüler. Gördükleri oymuş. Uruz uzaktan korku içinde olan bir teniydi. Derhal ve hızlıca Akoba'dan kaçmalıydı. Ne kadar çirkindi bu arada bakışı, bu şeyin gördünüz mü? Aa yaptı resmen böyle. Mezar taşı diyordunuz yorumlarda. Demek ki mezar taşı değilmiş. O taşlaşan kişilerin hayalini görüyormuş. Tulpar'ı bul ve kaç. Tulpar kim bilmiyorum ama bu tarafa doğru kaçıyorum. Bitik yükselt. Bu tarafa doğru gidemeyeceğim galiba değil mi? Oyun o tarafa gitmemi istemiyorum. Bu tarafa gitmemi istiyorum. Yoksa şey şeylerin içinden bulacağım. Evlerin, çadırların. Çok az vuruyorum ya. Çok az vuruyorum abi. Savaş çok uzun sürüyor. Bu yüzden. Ama en azından artık birazcık daha vuruyorum. Bu nedir? Buna yaklaşınca yanıyorum. 2-2 canım gidiyor. Tulpar'ı evlerden mi bulacaktım acaba? Ben hiç evlere giriş yapmadım ama. Ha, belki de evlere giriş yapmadım. Ölmek üzereyim ya. Ben bir eve girişsem yapsam iyi olur. Yanıyorum şu an. Yanıyorum ve öldüm yanarak. Yine ölünce oranın ekranı geliyor. Tamam, içerilere giremiyorum galiba. Tulpar'ı bul ve dikenli vadiye kaç. İçeri giremiyorum değil mi? İçeri giremiyorum, tamam. Yapmam gereken tek şey düşmanlarla savaşıp ilerlemek. İçerilere girilmiyor. Tamam, ben içerilere gireceğim diye kendimi düşünmeye verdiğim için düşmanları kesemedim. Ateşe karşı güçlenme almak gerekiyormuş. Çünkü bunlar yakıyor ve can sıkıyor abi. Ben ateşi ne kadar yakabilir diyordum da. Baksana abi yakıyor ya. Nasıl söndüreceğim ki kendimi? Abi öldüm ya. Çok zor. Yapılabilecek bir şey daha var. O da düz yürümek abi. Düz kaçmak. Belki de henüz iblislerle savaşacak kadar güçlü değilimdir. Ha? Hop kaçtım.
İlerleyeceğim ya. Öbür türlü savaştaki gibi 3 saat uğraşırım ben burada. Olmam gereken adam nerede hiçbir fikrim yok ama. Ve yine canım gidiyor abi. Savaşmama rağmen canım gidiyor. Yılan. Atalar ruhu çağırdı. Abi ben bunu kullanmadım işte savaşta. Z'ye basınca bunu açabiliyorum. Ama oyun bana bunu doğru dürüst söylemedi. Z'ye basınca ölümsüz olacaksın diye. Pulpar'ı bulamadım ya. Ben gidiyorum o yüzden. Pulpar at galiba. Demişlerdi zaten. Atın zıplama animasyonu hiç güzel değil. Ama güzelmiş yani. At bulup atla hızlı bir şekilde gitmek güzel oldu. Düşmanlardan kaçacağım. Bir de böyle kısım varmış. İlginç. Run and gun gibi bir bölüm beklemiyordum bu oyundan. Bunlar vurabiliyor mu? Vuramıyor. Onlara değmem gerekiyor. Öldüm galiba. At olayı güzel. Müzik de arkadan coşturuyor. Atın boynuzu var ya. Çok havalı. Bombura çalıyor herken. Ölürsem bu kısmı baştan yapacağım. Başlarda canımı çok boş harcadım. Space Invaders gibi işte ya. Gelen şeylere kafa atacağım. Abi böyle saçma hitbox olamaz ya. Üzerimden geçen yaratık canımı yaktı ya. Böyle bir şey yok gerçekten. Bunu spamlamam gerekiyormuş meğerse. Bir daha ölürsem çok sinir olacağım ama baştan başlayacağım çünkü. Hiç beklemediğim yerlerde öldüm ya. Canım verdim diyeyim daha doğrusu. Öldüm demeyeyim. İnşallah ölmeyeceğim. Baştan yapmak istemiyorum bu kısmı. Acaba geliştirmenleri bu oyunun hala üzerine çalışıyor mu yoksa bitti diye bıraktılar mı mesela? Bence hala üzerine uğraşma yapılsa, üzerine geliştirme yapılsa daha güzel olabilir bu oyun. Urus, korkma. Seni izliyorum. Güzelmiş tipi. Bil ki er kişim sensin. Işığım yolunu aydınlatsın. Demir kazuk yıldızını takip et. O seni doğru yola götürecek. Demir kazuk ne ya? Şey mi? Kutup yıldızından böyle diyorlardı acaba eskiden. Buraya geri gidebiliyor muyum? Bir de başarımı almış olduk. Zaten saçımı kestireceğim yakın artık. Böyle şeylerle uğraşmak istemiyorum. Bitik yükselt. Pınardan can iç. Bitik yok ama zaten bitigim. Bir bakalım yine de belki vardır. Görmediğim. 10 vuruyorum ya. 10 çok az değil mi? Dolap. Dolaplardan panzehir aldım. Zehir yersen panzehir basabilirim. Dua edip oyunu seyredelim. Çok az ilerleyebildik ya. Çünkü kalede çok oyalandım. Orada bir şey var gibi parlıyor ama öyle bir şey yokmuş. Ya yandan geçip gideceğim çünkü savaşmak çok yersiz. Savaşmak yersiz mi yoksa savaşmalı mı? Şu an öldüm çünkü zehre. Onlar bana saldırıyor mu? Saldırıyorum. İki can alıyorlar üstelik. Ya dolaptan bir şey alırken bekleyin bari ya. Durun ya. Oyu burada save ettim tekrardan da. Ölürsem buradan başlayacağım. Gidin lan. Kuşlara öleceğim. Hayır. Uruz'un kaderi bu olmayacak. Kuşlara ölmeyeceğim. Gel ve çıkmam gereken yere çıktım ya. Buradan yukarı çıkacağız. Merdan değil mi burası? Merdan gibi duruyor çünkü. Artı 10 ok bulmuş oldum. Oyunu birden ama böyle hızlı bir twistle yaratık çıkaracağını beklemiyordum karşıma ben. Yaratığın içine atladım gidip salak gibi ya. Anahtar lazım. İlerleyeceğim herhalde ya. Develer var burada. Belki bir insanlık vardır, medeniyet vardır. Adam var burada, bilge kişi var, simsarmış. Ha, şerbet veriyor, panzehir veriyor. Pahalı eşyalardan böyle silah milah gibi bir şey veriyor musun bana? Tütsü veriyor, yeşil anahtar. Aşağıda altın anahtar lazım. Bir tane bunu alalım da o sandığı açalım. Aldım altın anahtar. Altın değil ama. Kas düğü, ayran. Harareti alır ve bir süreliğine yanmaz kılar. Hatun kişinin en çok ne hoşuna gider? Mücevheri almam acaba lazım bir şey mi ileride? Bir love interest'imiz mi olacak yani? Onu etkilememiz mi gerekecek mücevher falan vererekten? Neredeydi sandık? Şuradaydı. Sandığın içinden ne? Kemerde boş yer olmaması çok can sıkıcı bir detaymış. Tüy atıyorum bu arada. Şerbeti al. Panzehiri al. Ya şu tüyü alma artık. Şu tüyü at ve geri alma yerden. Ya mesela aynı panzehirler... Neden steklenmiyor? Bence steklenmesi lazım. Timsar diye bir adam var burada. İleride lazım olursa buraya geri dönüp
şey yapabileceğiz. Eşya alabileceğiz. Ya neresi yer, neresi basabileceğim yer değil, anlamadım. Mesela burada siyah yeri ben arka plan detayı zannettim ama yerse basılabilir bir plafon olmuş. Yukarıdan gitsem daha mı iyi? Ya gidin ya. Ne kadar sinir bozucu yaratıcılarsınız siz ya. Ben yol bulmada şu an ne kadar salak olduğumu zaten biliyorsunuz. Şu an ekstradan bir zorlanıyorum. Gelmeyin kuşlar, gelmeyin. Şunları keseyim bir yerde durup. Belki peşimi bırakmayacaklar. Ya ölün işte abi. Bol demeye çalıyor muyuz? Ya öldüm öldüm. Tamam, öldürdüm. Siz en tehlikeli düşmanlarsınız. Tamam ya. Oha ya, bir kuş vurdu aşağı kadar uçtum resmen. Ya tutsana. Abi neden merdivenden tutmuyor her seferinde? Bak abi, niye merdivenden tutunmuyorsun? Bak ya. Saçmalık ya. Öl işte be. Nesin, anlamadım da. İblis misin, şeytan mısın? Slime mısın? Her oyunda slime olur ya. Sen şeyi açmak istiyorum, oradaki sandığı. Ok aldık. Patlayıcı var. Ney? Can katar ama yürüme hızını düşürür. Ye bunu. Yok, çok da yavaşlamadığımı hissetmiyorum. Şerbet. Ya bir sonraki yerde kesinlikle çantadaki yeri arttırmayı yapacağım abi. Direkt yapacağım, ilk şey olacak hatta. Niye beni buraya bıraktın? Ben o platformdaydım. Burada yılan var. Yani can azalmıyor. Ay, ölüyormuş. Bunlar canımı ne yak? Tutun lütfen, tutun. Bazen tutamıyorsun, can sıkıyorsun. Vurur. Dostlar, ne olursunuz ölün ya. Hollow Knight'ta bir tane yaratıklar var ya, böyle çevrenizde dönüp size vuran fluklar var. Onlar gibi. Onlar daha can sıkıcı. Çünkü daha hızlı. Ya gelmeyin abi, gelmeyin ya. Bu nedir ya? Bu nasıl bir eziyettir ya? Ya ne yapıyorsun abi, ne yapıyorsun Uruz, ne yapıyorsun ya? Kendine gelir misin dostum ya? Ya bu kadar kontrolü kötü olamaz bir karakterin ya, havadayken. Havadayken resmen karakter kafasına göre gidiyor, hiç beni dinlemiyor. Ayran mayran yok mu canım dolduracağım bir şey ya? Kullandım yani itemi. O kadar... Kemerimiz var, tamam mı? Kemerden item kullanabiliyoruz. E 1 2 3 4'e koy basınca kullanayım abi. Niye bunu ben shift'e basarak fare topunu yuvarlamam gerekiyor? Ya çok dandik değil mi sizce de bu yani? Çok yani, kulağını böyle tutmak var, şöyle tutmak var. Bir de ayak parmaklarını da kulağını tutmak var. Tuşlara fazla sert basıyorum, almıyor çünkü. Almıyor. İşte bu yıldız demir kazık yıldızı olmalı. Demek ki doğru yoldayım. Bir de bana sor. Oyun kaydedildi. Yeşil anahtar gerekiyor. Yeşil anahtar gerekiyor ve yeşil anahtarı almak için tekrardan Simsar'a mı gitmem gerekiyor? Böyle bir şey olabilir mi? Çünkü olmasın lütfen öyle bir şey. Simsar'a gidip yeşil anahtar alıp geleceğim. O kısımları keseceğim çünkü muhtemelen yarım saatin falan alacak. Başka birini buldum o sırada, Ecinli diye. Ya er kişi soylu. Evet, sana dedim efendim. Bir dinle beni. Yardım et bana. Beni buraya toplumla zincirlediler. Yerimden ayrılamıyorum. 500 yıldır 500 yıl geçti. Buradayım. 500 yıldır tek lokma yemedim. İlerideki yeşil kapının anahtarı bendedir. Onu sana veririm. Ama bana kortak yumurtası getirirsen karnımı doyurayım. Acımdan ölüyorum er kişi. Lütfen acele et. Bana 3 tane kortak yumurtası getir. Çok komik bir şey söyleyeyim mi size? Kortak yumurtaları ben az önce yedim abi bulup. Kortak yumurtası neydi ki? Kortak neydi ki yumurtası, ne olsun? Demek ki kortak yumurtası toplayıp yeşil kapıyı açacağız. Muhtemelen bölümü bitirmek için de çok uygun bir yer olur orası. Şu şey kortak mıdır acaba? Bu kortak gibi durmuyor. Yaratık bunlar yani. Bunların yumurtası olmaz herhalde. Bir keselim. Bir şey kaybetmeyiz. O katı çizim gayet hızlı değil mi zaten? Acaba daha hızlı nasıl oluyor? Herhalde sonuna kadar geriliyor. Tütsü. Ha, tütsü varmış. Baştan bunu almış olsaydım tütsüyü. Yaratıklar gelmeyecekti yanıma. Üstü yerde yakıyormuş. Ben de
Elini alacak zannettim ya. Panzehir, şerbet, iç bunu. İç bunu. Shift D yapmam gerekiyor tabii içmesi için. Panzehir de iç, gitsin maksat. Çünkü 3 tane kortek yumurta... Kollek neydi? Kollek yumurtası başka bir şeydi. Kollek cevheri vardı. Gorlak cevheri miydi o yoksa ya? Yumurta bulmam gerekiyor bu adam için 3 tane ama nerede bulacağıma dair pek bir fikrim yok. Bu yaratıklardan düşmediği kesin. Bunlardan mı düşüyor acaba? Allah Allah bir şey düştü yok abi. Bunların sabaha kadar keserim ama düşmedi. Nereden bulacağıma dair en ufak bir fikrim yok ve beni çok rahatsız etti bu. Buraya da çıkabiliyor musun? Ben anlamıyorum ki çıkacak yer gerçekten anlaşılmıyor. Eksi 25 canım gitti. Timsarda belki yumurta vardır ya. Timsarda her şey olması lazım. Kortak yumurtası. Adam kortak yumurtası istemiş değil mi? Kortak yumurtası istemiş de. Bak, emin olmak için bakacağım. Görtak, körtak. Körtak yumurtası... Ha tamam yeşil zaten evet. Körtak yumurtası, kortak yumurtası. Kortak mı, körtak mı? Al. 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 Cinin yanına tekrar geri dönmesi var şimdi bir de. Cinin yanına hızlıca geri dönelim. Herhalde bu satıcının yakınında olmasının sebebi bu yani. Al al. 500 yıl sonra ilk yemek guk 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 yeşil anahtarı aldık. Yeşil anahtar adamda da satılmıyor muydu bu arada? Bakmayı unuttum o cinin derdine düşmekten ama. Ecinin derdine düşmekten. Şimdi buradan bir daha çıkması var. Adam merdivenden tutunmuyor ya. Bak. Tutunmuyor. Oradan atlamayı tercih et. Tutun. Tutun abi. Ya oyunlar normalde biraz affedicidir yani. Sen anlık basamasan da yapar ama ben 20 kere basıyorum ve yine de gitmiyor oraya. Yılanın canını da göremiyorum. Ya evet oyunda ilk bölümde baya artları daha çok dedim ama şu an o eksiler biraz gözümde fazla büyümeye başladı yani. Kusura bakmasın yapan arkadaş tabii ki ama. Ya oyun sanki bende dövüşüyor anladın mı? Kötü oynayayım diye. Oyunun zorluğuna hiçbir zaman bir şey demem. Zor oyunlara saygım var. Ama haksızlık yapan oyunlara saygım yok. Oyun adaletli olmalı zor olurken yani böyle beni trivial şeylerle boş boş öldürmemeli. Allah için tutun, ne olursun tutun ya. Şu o kadar sert basıyorum ki artık olsun diye. Şurada save et. Yeşil anahtarımız zaten var. Kapıyı açabileceğiz büyük ihtimalle. Ne kadar çirkin bir kapı açılma animasyonuydu. Şurada ne göreceksek görelim de ondan sonra bırakacağım. Yani hiçbir şey olmadı sanki bu bölümde. Gerçi 40 düşman yendik, savaş yaptık. İblisler yer altından çıktı, beyliğimizi yok etti. Aslında bayağı olaylar oldu ama bilmiyorum. Önümde bir yılan var. Bakışıyoruz yılanla. Ve büyüdü. Ve büyüdü, bayağı büyüdü. God of War'daki dev bir yılan vardı ona benzedi. Çoğu mitolojide olan bir şey zaten dev bir yılan olması. Boss fight'ım abi. Ben boss fight'a hiç hazır gelmedim ve okum bu yılana 7 vuruyor abi. Ve canım da yok. Ha can doldurabiliyorum gerçi. Boss fight'ı bir sonraki bölüme bırakacağım. Çünkü şimdi bunu da yaparsam bu bölüm çok 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 fazla uzayacak. O yüzden burada bırakalım. Şimdilik gelecek bölümde yılan fight ile başlayacağız. Bakalım bu bölümde biraz canımı sıktı. Uruz'un platform mekanikleri özellikle. Umarım bir sonraki bölümde biraz daha alışmış olacağım bunlara. Her şeyini kullanabileceğim oyunun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki Uruz bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.